Ankara'dan arayan izleyicimiz Zeynep Erdoğan. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Buyurun. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim. Benim doktor bey bir sorum vardı. Ben başka bir hastalık için ultrasona girdim. Tesadüfen akciğerimin sol tarafında sıvı toplanması olduğunu öğrendim. Kalp yetmezliği var mı yok mu diye kardiyolojiye gönderdiler. Oraya gittim. Orada da kalbimde minimum derecede sıvı toplanması olduğunu, onun haricinde herhangi bir sıkıntım olmadığını söylediler. Ondan sonra da akciğer için göğüs hastanesine gittim işte. Orada da kanlarıma bakıldı. Akciğerinde hafif sıvı toplanması var ama kanlarında hiçbir sıkıntı yok dedi. Bu niye olmuş olabilir, niye olabiliyor? Peki, söyleyelim, yani söylemeye çalışalım. Kaç yaşındasınız? 27 yaşındayım. 27 yaşında. Bu belirtiler olup da hastaneye gittiğiniz zaman bu belirtilerle beraber hiç o sırtınızda su toplanan tarafta bir yan ağrısı falan, göğüs ağrısı hissettiniz mi? Ya ben ben idrar yolu enfeksiyonu için böbrek için ultrasona girmiştim. Tesadüfen akciğerinde sıvı toplanması. Hayır, bir ağrı dedi. Var mıydı sırtınızda, yanınızda falan ağrı var? Nefes darlığım vardı. Bir de bazen nefes alırken batmalar oluyordu. Batmalar oluyor. Bir ağrı vardı. Şimdi sıvı toplanması 3 organdan diye düşünülüyordu ama bütün organların hastalıklarında akciğer, akciğerde sıvı toplanması diyoruz ama maalesef o yanlış. Çünkü göğüs boşluğunda su toplanıyor. Akciğerin içerisinde su toplanmasına akciğer ödemi deriz. O ayrı bir konu. Siz de akciğer, ama maalesef biz de doktorlar hastaları anlaması için yıllardır bu hatayı benimsemişiz. Akciğer su toplanması diyoruz. Akciğer su toplanması akciğerin içinde olur. Bu göğüs boşluğunda su toplanması oluyor. Göğüs boşluğunda, şimdi şurayı hemen çiziyorum. Bakın göğüs, şu akciğer diyelim, ayrı çizelimiz aslında bitişiktir. Şu akciğer, göğüs boşluğunun içerisini döşeyen bir zar vardır böyle. Karın zarını da üzerine döşer. Bütün göğüs boşluğunun böyle zar. Gördünüz değil mi şekli? Hı hı. Bir de akciğerin üzerinde de bir zar vardır. Buna iç zar denir, buna dış zar denir. İşte bu zarlar normalde her gün normal bir şahısta 200 ile 700 mililitre, işte bu aşağı 3 bardak 4 bardak su eder. Litrelik bir sıvı sekresyon. Nasıl burnumuzda sümük oluyor, ağzımızda tükürük oluyor. Ağzımızda tükürük olmasa konuşamayız. Yaradan öyle yaratmış ki. Burnumuzda sümük ve ıslaklık olmasa nefes alamayız. İşte akciğerlerin hareketi de körük gibi hareketi de bu sıvının olmasına bağlıdır. Bu 200-700 cc sıvı salgılanır ve 24 saat içinde geri emilir. Salgılanır, geri emilir. Bu mekanizma böyle yaratılmışız. Yani muhteşem, bunu bilmiyorum. Her şey muhteşem. Vücudun muhteşem olmalarının bir yeri yok ki. Tabii. Yani şimdi bu sıvı sünger gibi bırakıyor, alıyor. Tabii, bırakıyor, alıyor. Ve o hareketi akciğer bu şekilde yumuşak olarak satırta iniyor, kalkıyor körük gibi. Burada sıvı bittiği an, o da bir hastalık vardır. Sıvı olmadığı takdirde akciğer zarı kurur, kalınlaşır, nefes alma zorlaşır. Ve onu biz ameliyatla akciğer zarını sıyırıp alırız. Hasta zarı. Onu da alıyor apandisi gibi, onu da sıyırıp alıyoruz. Tamam evet. Şimdi izleyicimizde sıvı toplandı. Diyelim burada sıvı toplandı. Arada. İki zar arasında. Evet, dış zar, yani iç zar arasında. Akciğerle diğer zarlar arasında sıvı toplandı. Şimdi bu, bakın akciğer var. Zar var. Şurada kalp var diyelim. Şöyle kalp var. Kalp zarında da biraz olduğunu tespit etmişler. Kalp zarında da biraz var. Kalp zarı da sıvı yapar. O da aynı mekanizma. Yani kalp zarı, şöyle diyelim, kalbi çizelim. İçinde de kalp, zarı çizelim ve kalbi, şu kalp. Kalp zarı da sıvı yapar. Kalbin iyi çalışması için. O da mekanizma ona göre. Diye. Tabii ona göre. O da öyle. Şimdi buradaki kalp zarında da bir sıvı artması olmuş izleyicimizde. Akciğer zarında sıvı artması olmuş. Bu zarla ilgili bir hastalık olduğunu gösteriyor. Bakın kalbine bakıldı. Kalbin normalse o zaman zarlarla ilgili bir hastalık var demektir. Hem kalp zarında hem de akciğer zarında hastalık yok. Zar bu hastalığı. Bu üçüncü bir grup daha var. Şimdi bak akciğer zarı dedik, kalp zarı dedik. Bir de şöyle şuraya karnını çizelim, kişinin karnını. Karın zarı da var. Bütün periton dediğimiz karnını kaplayan zar var. Aynı zar hastalığı belki karnında da, sizin hiç karnınızda şişlik oldu mu? Yani son dönemlerde bir kilo artışı oldu. Evet. Yani peki bacaklarınızda çok hafif de olsa şişme var mı? Yok, hayır. Ona tamam. Ben dikkat yani ettim. Yani size bir aşama ileride karın zarında da şişme, yani sıvı birikmesi olabilir. Şimdi bunların hepsinin ismi nedir biliyor musunuz? Ödem.
Ödem. Ödem dediğimiz şey o. Yani sıvı bir yerde sıvı toplandığı zaman biz ona ödem diyoruz. Şimdi onun için sizde zarlarla ilgili, organlarla değil de zarlarla ilgili bir hastalık ön plana düşünürsek, sizin bu zarları da neden su fazla yaptığını veya biriken suyu niye almadığını teşhis etmek lazım. Yapılacak şey şudur. Mutlaka bir göğüs cerrahına gideceksiniz. Bakın başka uzmanlık dalı değil. Bu artık bizim branşın. Biz göğüs cerrahına gideceksiniz. Ne yapıyoruz biz lan? Sadece yani idrar sökücüyle sıvı atmak değil. Madem böyle bir zar hastalığı düşünülüyor. Çok ince iğnelerimiz var. Ucunda şöyle bir iğnemiz var. Ucunda şöyle bir kama gibi bir yeri olan. Bu iğneyi buradan uyuşturarak içeri sokacağız. Buradan sıvıyı hem alacağız. Sıvıyı tahlile göndereceğiz. Sıvıyı tahlile göndereceğiz. Hem de buradan şu kancayla akciğer zarınıza biraz sürterek oradan hücre alacağız. Yani biyopsi yapacağız. Hem sıvı alacağız, aynı anda da biyopsi yapmış oluyor. O da patolojiye gidecek. Sıvı hem mikrop var mı yok mu diye bakılacak, hem de hücre var mı diye patolojiye niye gidecek. Niye zarda öyle bir hastalık? Yani i̇şte ne zarda, gibi bir zar hastalık? Ha, şimdi nedir o ona zar hastalığı? Tamamen tabii konu dışı ama zarda iltihaptan tut da, yani mikrobik hastalık, virütik hastalıklar, iltihap bakteriyel hastalıklar, romatizmal hastalıklar, kalp hastalıkları, bütün bunlar da zar hastalığı olur ama en önemlisi nedir biliyor musunuz? Biz onlardan korkmayız, onlar tedavisi mümkün. En önemlisi zarın kanseri oluyor. Mezotelioma dediğimiz habis zar kanseri. Zar kanseri. Malin mezotelioma dediğimiz. Tamam. Bizim memlekette de bu yaygın. Onun için böyle sıvıları, doktorlara da buradan meslektaşlara aykırıyorum. Yani böyle sıvıları fazla oyalamayın hastalığı. Mutlaka sıvı alınsın ve parça alınsın. İğneyle alıyoruz ya, bir şey değil. Hani İğneyle alınamayan vesaire şeyden ufacık bir boruyla, endoskopla. Yani millet kolonoskopi olmaya gidiyor yılda iki defa. Midesine endoskopi yaptırıyor. Gelip de bize buradaki zardan ya boruyla parça alacağız diye korkuyor. Ne kadar bir şey, ben şimdi korkmasınlar diye söylüyorum. Uzunluğu mesela nedir o dediğiniz ucu kama gibi olan şey? 15-20 santim. Benim çantamda, ben hep çantamda taşırım bu iğneyi. Birkaç hastaneye gittim, çantamda vardır. Hadi. Keşke olsa gösterseydim burada. Bir şey değil. İğne çantamda benim. Steril olarak hazırdım. Santez yaptırdım. Ona efendim? Benzer bir iğne mi? Efendim? Hamileliğimde ben daha önce kordon sentez yaptırdım. Ona benzer bir iğne mi? Şimdi sadece sıvı almak için enjektöre sokup da iğne aldığınız zaman parçalanmamak için bana göre değeri yok. Eksik işlem. Çünkü aynı anda ben hem sıvıyı boşaltacağım hem de akciğer zarından birazcık orada tırtıklayacağım, hücre alacağım. O zaman bir taşla iki tukuş vurmuş olacağım. Onun için sıvı boşaltmak çözüm değildir. Çünkü sıvı da biz biliyoruz ki eskiden bu parça alma metotları yokken, ben 25-30 sene önce bahsediyorum. Sadece sıvı alır tahlile gönderirdik. Oradan da netice çıkınca oh netice çık derdik ama %10 ile 15 arasıdır sıvıdan teşhis koymak. O zaman parça almak esas sıvıyı yapan oradaki zar yapısı. Akciğerzarnık hastalık. Evet. Onu da onunla tırtıklayıp almak lazım. Parçayla çıkaracağız. Yani tamam. İnanın ki 2-3 günde teşhis gelecek. Ya iltihap diyecek ya başka şey diyecek, ona göre tedbir alınacak. Yapmanız gereken budur bence. Zeynep Hanım, teşekkür ediyoruz. Allah şifa versin efendim. Aradığınız için sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.